Ertan Şener'le ilgili bunları biliyor musunuz da var. Birkaç tane bir şey okuyalım. Evet, küçükken banyoda karıncalar var diye banyo yapmak istemezmişsin. Karıncalar ölmesin diye saatlerce karıncaları banyonun dışına taşırmışsın. Evet. Bunu gerçekten böyle bir hayatınız mı vardı? Anneannemlerin evinde eski böyle kömürlü sobalar vardı yani ısınmak için. Tabii, evet. Orada karıncalar vardı yerde. Ağlardım o karıncalar ölecek diye. Hani bir karıncayı bile ezemedim gerçekten hayatım boyunca. Doğru. Duygusal. Doğru. Evet. Küçükken herkes seni tanıyor zannedermişsin. Evet. Herkes tanıyor zannederdim. Evet, doğuştan ünlü. 9 yaşında Kocaeli Beşiktaş maçına babanı bulmaya gitmişsin. Seni bırakıp maça gitti diye ve bulmuşsun maçta. Doğru. Babam bahaneydi. Yaşında... Babam bahaneydi aslında benim istediğim Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ı bulmaya gitmiştim. Babam. Ama gerçekten Fenerbahçe marşı çalıyor yalnız Beşiktaş'ta. Çok güzel. Bir dakika, öğreneceğim meseleyi. Evet, Beşiktaş'ta derdi. Babam söz vermişti. Buradan öpüyorum, babamı her yerinden öpüyorum. Babam söz vermişti, götürmedi. Ben de babamların bulunduğu bir yer vardı, bir lokal gibi bir yer vardı. Oraya gittim. Nereye gidiyorlar? Kocaeli Spor Beşiktaş maçına. Birisini gördüm böyle, peşine takıldım. Kocaeli'ye kadar, İzmit'e kadar gittim. Babam beni gördüğünde... Şaşırdı adam yani tüyleri diken diken. Abi sen Beşiktaş diyorsun doğru mu? Doğru. Beşiktaş maçını anlatırken, Beşiktaş başka bir takım maçını anlatırken zor olmuyor mu senin için? Yani hani öteki takım gol attığında falan. Yok, ameliyata giren hiçbir doktor pasaport sormaz. Biz de ceketimizi asıyoruz maça giderken. Her şeye de bir lafın var mı senin be? Vay arkadaş ya. Şöyle gerçekten. Keşke bir iki bir şey ezberleyip geleydim. Sevgili biraz vallahi bak yani. Bu iş namus meselesi. 5 yaşındaki bir Fenerbahçeli'nin, Galatasaraylı'nın duygularıyla, bir çocuğun duygularıyla oynanmaz. Hayırdır, dövecek misin, ne yapacaksın? Ayak kalk. Yok, yürüyecektim de tam böyle sen bakınca böyle. Şöyle kalın. Yok be abi, şöyle ben daha. Evet. Şöyle. Gerçekten öyle ama yani keyif alıyorum. Artık ben orada renk görmüyorum. Ne siyah beyaz, ne sarı kırmızı. Benim için orada önemli olan kim atak yapıyorsa onunla birlikte gitmek, gol atmak. Kim gol yiyorsa onunla birlikte üzülmek. Kimin maçını sunmak isterdin en çok? Hangi maçı sunmak isterdin? Türkiye'nin final maçını sunmak isterdim Dünya Kupası'nda. Ah, sunacaktın da çok daha az kalmıştı o işe de. Son dakikada yani evet. Gerçekten de. Yani kimin maçını sunmak isterim? Şampiyonlar Ligi'nde inşallah Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un hepsinin. Evet inşallah. Sen futbol oynadın mı hocam? Oynadım hocam. Kaç sene oynadın? Vallahi böyle bir 5 sene falan oynadım. Nerede oynadın Serkan sen futbol? Ben İzmit'te oynadım. İzmit'te? Evet. Futbol okulu SK Kağıt Spor. Sonra Kocaeli Spor'un genç takımında oynadım. Ben Kocaeli'ye onun yanına gitmiştim aslında. Sen bayağı bir... Var mı yani sende böyle şey... profesyonelliğe falan doğru gider mi? Profesyonelliğe doğru gitmedim ama uzun süre oynadım. Yani fena da değilimdir. Yani hala da... Yapıyor arada... musunuz halı sahamanı? Evet evet yapıyoruz. Şöyle. Seviyorum. Yani birazcık zorlasam... Bu işe de girmeseymişim olabilirmiş yani. Aslında belki. Böyle biraz böyle toplu gibi görünüyorsun da sen aslında o topluluk değil anladığım kadarıyla. Bir kalıplılık var sende. Yani topluluk da var. Tıknaz tıknaz diyelim. Senin bilgilerine geldiğimiz zaman göreceğiz. Dalış hocası mısın hocam? Dalış rehberliği yapıyorum evet. Dalış rehberliği yapıyorsun. Peki dinleyeceğiz bir iki anı. 9 yaşındayken kucağına darbuka alıp seyirci sesi yapar maç anlatırmışsın doğru evet mu? Evet ya. Annem evden giderdi kardeşim. O zaman daha küçük aramızda 7 yaş var. Onu da alırdı tabii. Ben perdeleri kapatırdım. Dabrukayı alırdım böyle. Bir de neyi aldın? Dabruka dedi. Dabruka. 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 Dabrukayı alırdım. Küçük bir teybim vardı. Başlardım. Mikrofonlarımız Bursa'da. Bursa Spor Fenerbahçe maçında sol tarafta tülipan gidiyor. Öyle değil. Dur duyulmuyor bir şey. İşte sol taraftan ceza sahası içerisinden bir vuruş. Seyirci sesi bu da böyle. Sen... Ben bir de kapalı tribün yaparım böyle. Kapalı tribün. Bu da kapalı tribün böyle. Sen... Kaydederdim. Orada darbuka şeydi aslında. Darbuka tezahürat yapardım böyle işte. Kendi kendine. Tabii kendi evde kendine. Evde mevde rüyalarına giriyor mu hocam maç işleri? Şöyle Tem'de giderken, OGS'den giderken böyle kendi kendime gol diye bağırırım mesela. Topu ağlarda diye. Sen gişelere yaklaştık ya tabii o heyecan sarıyor seni. Tabii. Vallahi bak ya yani... Bir gün direkt, dikkat bir et de yalnız gol... direkte patlama da direkten yani. Direkten dönelim. Allah Allah. Allah. Evet.
Yani etkiliyor. Etkiliyor. Sürekli aslında çok enteresan Mourinho. Jose Mourinho teknik direktörüm oluyor hep böyle. Hayalindeki adammış, doğru mu? İdealindeki, hayalindeki demeyeyim de idealindeki adam. Hayalindeki adam. Hayal. Ertem'de kalmıştık. Bir iki bir şey daha var Ertem'le ilgili. Saz çalıyor musun hocam? Evet. Öyle mi? Evet. Peki. Çarşamba günü uğurlu günümmüş. Arsenal maçında stattan atılmışsın. Doğru mu? Doğru. Maçın başlamasına... Sunarken mi attılar? Yok. Ne? Maçın başlamasına 1,5 saat vardı. Sahanın zemini nasıl diye baktım. O sırada iki tane Arsenal'lı yakama yapıştı saha görevlileri. Sahanın dışına çıkarttılar. Orada Arsenal kulüp yasalarına göre saha görevlilerinden başka kimse dokunamazmış, giremezmiş çimlere. Bir 15 dakika kala falan yayına zor yetiştim. Kıbrıslı bir Türk sayesinde. Öyle mi? Evet. Peki iki tane oğlum var. Biri 6, diğeri 1 yaşında, futboldan nefret ediyorlarmış. Evet, hiç sevmiyorlar. Fatih Terim nikah şahidimmiş. Aynı zamanda nişan yüzüklerimi taktı. Peki bu enteresan. Eşi hava, Ertem şöyle anlatmış olayı. Eşim hava yollarında hostesti. Galatasaray'ın Real Sociedad'la oynayacağı maçı anlatmak için San Sebastian'a gidiyordum. Şans işte aynı uçakta Fatih Terim iki ön sıramda oturuyordu. Maç sonrasında dönerken hostesi gösterip bu hanımefendiyle evleneceğim dedim. Bunun üzerine Fatih Hoca ben de düğününe gireceğim dedi. Sözünü tuttu, nişan yüzüğünü taktı. Sen uçakta mı tanıştın hocam eşinle? Evet, San Sebastian'a giderken bu kız benim eşim olacak hocam dedim. Hocam genelde der böyle miydin hep o güne kadar böyle hani bu da olabilir, o olamıyor, arkadan gelen de olabilir falan. Yok, sadece bir kişiye söyledim öyle ve o da eşim oldu. Nasıl hissettin? Ne acayip bir şeymiş öyle yani hani enteresan. Ya hiç bakmadı bile yani, hatta beni tanımıyordu bile yani. Sen kimsin falan oldu böyle. Gece biz dışarı çıktık arkadaşlarla, Galatasaray muhabirleriyle. 5 dakika sonra tanıştıktan 5 dakika sonra ben evlenme teklif ettim. Bir dakika, sen onu nereden gördün ki bir daha? Uçakta gördüm. Sonra da akşam arkadaşlarla denk mi geldi yani? İkinci kez mi denk gelmedik. Uçaktaki... Sen bir anlatsana şunu, sen bir şey yapmışsın belli. Bir uçakta falan bir uçaktaki telefonla... kabin amiri benim ilkokul arkadaşım çıktı Dilek diye. Ona söyledim akşam bir yerlere çıkalım diye. Ondan sonra çıktık, beraber buluştuk. Kimsenin olmadığı tenha bir yerde yakaladım. 5 dakika sonra evlenme teklifi ettim. Aa, bir dakika, tanıştığın günün akşamı mı evlenme teklifi ettin? Tanıştıktan 5 dakika sonra. Oo, kazanmak için 1 dakika, tanışmak için 5 dakika. Vay. Evet. Kaç senelik evlisiniz? 7 yıllık evliyim. 7 yıllık evlisiniz. Özür dilerim, saçını çektim. Çok affedersin. Ya bu enteresanmış sayende. Saçını çektim. Pardon. Böyle bir şeye cesaret edebilir miydin? Ha? Evet demeye. 5 dakikada evlenme teklifi almadım ki hiç. Almadın mı? Hiç mi denk gelmeden? Ha? Çok centilmenmiş vallahi. Görücü usulü bile ederim. Değil, başka bir şey. Görme usulü bu. Görme usulü, evet. Evet. Ve teklif ettim. Ondan sonra Fatih Hoca'ya söyledim uçakta. Hoca dedi ki bir gidelim falan böyle. Yani hoca da bu konularda biliyorsunuz. Bir gidelim bakalım falan. O da benim kişiliğimi tanıdığı için İstanbul'da bir daha telefon açtım. Hocam dedim, sen ciddiysen ben daha ciddiyim. Geliyorum evlat dedi. Geldi Fulya ablayla, sağ olsun. Çok seviyorum ikisini de. Kızlarını Merve'yi, Buse'yi, kendilerini çok seviyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Biz de selam söylüyoruz da şu konuda yani 5 dakika içinde evlenme teklif bence ediyorsun. Bence arkadaş anlatmış. Böyle çocuktur, şöyle çocuktur ha, diye. Yok, anlatmamış hiç. Hadi. Yok. Anlatmamış. Ben kendimi anlattım 5 dakikada. Anlatsa zaten evlenmez canım. Kabul etmez de demek ki. Ama o da katakulliye geldi demek ki yani o anda. Evet. O da kabul etmedi zaten ilk başta. Yani ne evet ne hayır. İstanbul'a geldik bir daha. Teklifte bulundum geldikten sonra. Sen hiç konuşmuyorsun, devamlı teklif ediyorsun değil mi? Hiç böyle, aynen öyle. Ne haber, nasılsın, iyi misin? Onlar yok. Yok, hiçbir şey yok. Kız daha yoldan karşıdan geliyor, evleniyor mu evlenmiyor mu ona göre. Ondan sonra biz bir 8-9 ay sonra nişan yüzüklerini taktık. Sonra Fatih Hoca geldi, dedi ki dünyanın neresinde olursam olayım, sen madem daha ciddisin ben daha ciddi olacağım dedi. Sözünü tuttu. Fulya Terim benim nikah şahidim oldu. Fatih Terim eşimin nikah vay şahidi. Vay arkadaş ya. İşin ciddiyeti. İki erkek, iki oğlum, bir de kızım geliyor. İyi ki de teklif etmişim. Allah mutlu et. Sağ ol. Herkese sağ ol. Yıllarca tanışıp beraber bir şeyler paylaşıp evlenme teklif edip de evlenip iki gün sonra ayrılan var. Sen bak 5 dakika içinde demek ki o bir güdü, bir duygu yani. Bize de gelecek mi acaba ya? Ondan. Peki.